emekliye refah payı gelecek dedi ve oran verdi. Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur 4C emeklisi, Ocak 2025 maaş zamı bekleniyor. Emekliler enflasyon zammına ek olarak refah payı gelecek mi sorusuna yanıt arıyor. O isim emekliye refah payı müjdesini duyurdu. Kesin gelecek diyerek rakam verdi. İşte Ocak 2025 emekli zammı son dakika gelişmeleri. Yeni yılda emekli, memur, memur emeklisi, asgari ücretli sosyal yardım alan milyonlarca vatandaşın maaşları değişecek. Şu anda konuşulan birçok rakam var. Ancak kesin zam oranları 3 Ocak 2025 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon doğrultusunda belli olacak. Emekli maaş zamı tahminleriyle çok konuşulan isimlerden olan gazeteci Faruk Erdem ve emekliye refah payı zamı olacak mı e sorusuna yanıt verdi. Faruk Erdem, emekliyi sevindirecek açıklamalarda bulundu. İşte Ocak 2025 Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklisi Zam Oranları ve Refah Payı Müjdesi. 2025 emekli maaş zammı için yeni hesap çıktı. 16 milyona yakın emekli vatandaşın beklediği 2025 zammına ek olarak refah payı verilecek mi sorusu da yanıt buldu. Gazeteci Faruk Erdem, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli maaş zammı ile ilgili önemli değerlendirmeler yaptı. Peki emekliye refah payı var mı? Emekliye ne kadar refah payı verilecek? İşte Ocak 2025 emekli maaş zammı tahminleri. Emekliye Ocak'ta ne kadar zam gelecek? Gazeteci Faruk Erdem, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleri üzerinden emekli Ocak 2025 zamı için değerlendirmelerde bulundu. Erdem, emekliler açısından %16'lık bir enflasyon farkı çıkacağını söyledi. Ancak asgari ücrete 35-40 alanında bir zam yapılması durumunda emekliye de refah payı geleceğini belirten Faruk Erdem geçmiş yılları da örnek gösterdi. Gazeteci Faruk Erdem son 5 yılın matematiği üzerinden yola çıkılması halinde, emekli maaşlarına yapılacak zamlar için şöyle konuştu. Neye bakıyoruz? Matematiğe bakıyoruz, matematik hep öyle işlemiş. Dolayısıyla hani asgari ücrete diyelim ki 35-40 civarında bir artış yapıldı, emekliye de %16 6 aylık enflasyon çıktı. Dolayısıyla baktığın zaman burada demek ki 15 10 puanlık 20-25 puana ulaştıracak bir refah payı gelmesi söz konusu olabilir. O yüzden de bu karşılaştırmayı yaptık. En düşük sosyal sigortalar kurumu ve Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyonu anketiyle yola çıkarak en düşük memur emeklisi maaşı ve sosyal sigortalar kurumu ve Bağkur emeklisinin en düşük maaşını da değerlendiren gazeteci Faruk Erdem, 6 aylık enflasyon oranının %16,09 olacağını söyledi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklisi'nin bu oranda zam alacağını belirten Faruk Erdem, memur emeklisi için ise 5.54 oranında bir enflasyon farkı uygulanacağını dile getirdi. Memur emeklisine %6 toplu sözleşme zammı da eklenmesi halinde i 11 87 oranında zam verileceğini belirten Faruk Erdem, en düşük memur maaşının bu orana göre 43.589 Türk Lirası olacağını ifade etti. En düşük memur emeklisi maaşını da hesaplayan Faruk Erdem i 11 87 zam oranı olması durumunda en düşük memur maaşının 19675 Türk Lirası olacağını söyledi. Faruk Erdem, en düşük sosyal sigortalar kurumu ve Bağkur emekli maaşını da refah payı olmadan enflasyon üzerinden hesapladı. Ünlü sosyal güvenlik uzmanı gazeteci i 16 09 zam gelmesi durumunda en düşük emekli maaşının 14512 Türk Lirası olacağını belirtti.